Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Yağmurlardan sonra bu hafta sonu fırsat bulduk. Damlamalar döşenmişti zaten. Yağmur tabi biraz daha düzleştirdi. Tekrar yeniden bir garık açılacak. Yeniden bir kabarma yapılacak toprakta. Şöyle şu sıraları ayırdık. Şu sıralara şöyle domateslerimizi diktik. Şöyle göstereyim. 3 sıra. Şöyle 3 sıra domatesimiz buraya dikildi. Gördüğünüz gibi 3-5 gün oluyor dikeli. Gayet iyi görünüyorlar. Şimdi burada da devamında patlıcan yerlerini açtık. Şöyle çukurlar açarak, şöyle yanmış ahır gübresiyle. Eşim burada bir yandan yapıyor, ben size şöyle yaptığımı çekeyim. Çukuru açıp şöyle birazcık gübre, sonra bir güzelce harmanlayıp içine fideyi dikiyoruz. Oraya diktik. Şöyle şu şekilde. Şöyle dibini güzelce bastırıp sonra can suyu verilecek. Damlamalarımız hazır. Ya da şurada da kaldı bir tane. Şunu da alır mısın Ali? Şöyle şunu da al. Böyle gördüğünüz gibi çaprazlamasına şuraya, orada böğürtlenler olduğu için buraya sığmadı. İki tane yan yana yaptık. Çok dallanıp budaklanıyor patlıcan. Onun için biraz mesafeli yaptık. İnşallah güzel verim elde ederiz. Devamında yine bütün buradaki çukurlara da aynı işlemleri yapacağız. Bir sıra patlıcan. Kaç? 18 fide miydi Ali? 12. 12 tane fide almış. Böyle buraya bunları dikeceğiz. Bu şekilde tekrar bu şekilde görelim. Evet. Fidelerimiz de arkadaşlar köy fidesi. Köylü kadınlarından aldık kendileri. Böyle tüplü olarak bir tüpte 3'er 4'er tane oluyor. Biz bunları böyle bölüp o şekilde dikiyoruz. Patlıcan, biber hepsi olsun inşallah. Şöyle gübreyi göstereyim. Gübre çok güzel. Şöyle yanmış. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, karışık da var gübresi. Hepsi içinde var. Çok güzel yanmış bir gübre. Mis gibi kokuyor. Bildiğiniz orman kokusu gibi. Çok güzel olmuş. Biraz bence böyle ağaç diplerinden karışmış toprakta var gibi sanki içlerinde. Güzel kokusu var. Bunlardan çukurları açıp açıp dolduruyoruz. Evet, şimdi de biberlerin yerlerini hazırlıyoruz. Tekrar çukur açıyoruz. Hem kabartmış oluyoruz ve ben gübre diplerine koyarak fideleri dikmeye başlayacağım. Şöyle şurayı şöyle açıp içine şuradan gübre alıp şöyle aynı şekilde fidanları poşetlerden çıkardım. Tüplerden köklerini o topraktan arındırdım. Buralara şöyle şimdi güzel güzel şöyle yapıp şu şekilde bakın şöyle koyacağım. Bakalım bismillah. Güzelce şöyle gübreli toprakla kapattım. Şöyle yatırınca güzel oluyor fidanlar arkadaşlar. Bu bölge komple kök yapacak. Ve buradan böyle dimdik gidecek. Damlamada böyle kök boğazından uzakta oluyor. Suyunu buradan kökten alacak. Evet. Bunlar Bursa biberleri arkadaşlar. Bu cinsler. Böyle bir sıra yaptık, bitirdik. Şimdi sıra dolmalık biberlere geldi. Onları da aynı şekilde yapıp böyle şu sıraya, şuradaki sıraya aynı şekilde yapıp bitireceğiz. Buradan zaten domatesler devam ediyor. Oraya domates dikeceğiz. Ha, şu tarafaymış pardon. Şurayaymış, şuraya bir sıra dolmalık. Buraya bir sıra domates pidemiz var. Evet.
Tamam, anladım. Bu sıra. Bu sıra domates. Buraya biber. Yine buraya da acı biber, tatlı biber böyle devam edecek. Evet, işler inşallah bu hafta sonu bitecek. Ondan sonra çapası. Zaten şu diktiğimiz domatesleri biraz böyle kabartacağım. Diplerini bir çapalama yapacağız. Burada da patlıcanlarımız. Yan tarafa da bamyalar gelecek. Yan duvarların diplerine de mısır ekeceğim. Böyle. Allah yemeği nasip etsin, inşallah olur da paylaşırım sizlerle. Evet, domateslerimizi de diktik. 1, 2, 3 sıra bugün dikmiş olduk. Burası da 3 sıra domates. Orada 1 sıra da patlıcan var. Evet, orayı da yaptık. Şimdi geriye kalıyor. Ne kalıyor? Oradaki sivri biberler. Bir de bamyalar. Yeşil, sivri, tatlısı ve acısı. Bir de bamya kalıyor arkadaşlar. Şimdi böyle karışık kuruşuk olduğuna bakmayın. Çapalandıkça burası çok güzel olacak. Hep diplerini dolduracağız. Sebzeler, dikilen yeni fidanlar çapaladıkça, belledikçe çok güzel gelişim gösteriyorlar. Evet arkadaşlar, bunlar da yeşil sivri biberlerimiz. Şu diplerini, filizlerini temizleyerek köklerini poşetlerinden çıkaracağım. Ayıracağım. Sonra şu sıraya karşılıklı çift çift dikeceğim. Dikeceğiz. Bir de burası acı biber için. Böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir de arkadaşlar, şurada mantar çıkmış. Çok merak ettim. Size göstereyim dedim ama cesaret edemedik. Biz parçaladık bunları. Tabii emin olamadık. Bakar mısınız? Böyle buradan nasıl çıkabiliyorlar? Nasıl, ne cins mantar bilmediğimiz için bunları buradan toplayıp atacağız tabii ki. Bakın nasıl çıkıyorlar. Değişik. İlk defa görüyorum bahçede böyle mantarın çıktığını. Böyle parçaladım ben. Yoldum, attım ama hepsini dibinden, kökünden temizleyip atacağım. Böyle. Bilmediğimiz mantarlardan uzak duruyoruz. Evet, ertesi günüyüz arkadaşlar. Ekim dikimden sonra bugün damlamaları açtık aslında akşam. Saatlerce damladı ama can suyu yetersiz gelmiş. Can suyu biraz daha güçlü olması gerektiği için biraz fazla fazla. Şimdi hortumla ilk etapta böyle diplerine can suyu veriyoruz. Fideler tabii aygın baygın. Havaların sıcaklığı arttı. Sıcaklıklar artacak artık. Bugün dünden 2 derece daha fazla gösteriyor meteoroloji ama hissedilen daha çok. Evet, böyle artık bakımlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar tekrar takipte kalın. Göstereceğim aşama aşama. Bugün de bamyaları ekeceğiz inşallah. Onların da ekerken çekmeye çalışırım. Oğlum da yukarıdan mısır ekeceğim, kenarlara mısır attı. Balkondan aşağıya şöyle çok güzel eski köy mısırı. Lezzetine bayıldım bunun. Ergünlerinden birkaç sömek böyle ayırmıştım. Bunları da kenarlara, uygun yerlere, duvar diplerine doğru. Bir de şöyle şu sıraya ekeceğim ki serama da çok aşırı sıcaklarda biraz gölge yapsın. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.